Herkese yeni bir vlogdan daha merhaba arkadaşlar, yeni uyandım, bilmem farkında mısınız, tipim epeyce bir dağınık, şu anda mahvolmuşum ama birazdan aşırı güzelleşeceğim. Şimdi giyinme odama geldim. Bugün arkadaşlar Harper's Bazaar'la bir tane çekimimiz olacak, bu yüzden yaklaşık dünden beri 70 saattir falan kombinlerimi toparladım. Zaten biliyorsunuz daha önceki kombinleri az çok yapmıştım. Bir de şu var, Balenciaga, bilemedim ya. Uf, arkadaşlar çok zor oluyor şu anda, bu erkeksi şeyler bana pek gitmiyor gibi geliyor ama mesela saçımı böyle toplasam, değişik bir tarz yapsam falan olabilir. Arkadaşlar inanılmaz şeyler buldum. Bak şu üstüne bu falan bana yakışır bayağı. Bu üstüne bu aşırı güzel olabilir. Oldu bu arada. Çok cool. Bu çok güzel. Bunun altına da böyle sneaker. Bence bunu alalım ya biz. Bence bu yazın da mod. Yazlık da mod bir şey. Arkadaşlar üstüne şunu aldım. Çok bu yakıştı. Şimdi eve gidince göstereceğim. Böyle bunun ortasına bir sürü merçten kolyeler takarız diye düşünürüm. Bunu ben çekim dışında kendime aşırı beğendim. Ama bunun small'u lazım. Bir de böyle crop olması hoşuma gitti. Aşırı güzel. Belki çekimde de kullanırız ama onu kesin alacağım. Ondan sonra bunu beğendim. Alexander Wang ama pembe off-white ayakkabılarım var ya sandalet. Belki onlarla olabilir, dar beyaz pantolonla. Deneyeceğim. Olmadı zaten geri veririz. Şu Garnier'den bir tane böyle bir turuncu üst var. Bunun sırtı açık, önü boğazlı. Bilemedim. Bakacağım. Bilemedim. Bilemedim. Beğenmedin. Yağmur yapıyor. Böyle şey düşünün, böyle dağınık topuz arkadan poz. Turuncu kombinimiz var ya, o yüzden. Bakarız. Geriye kalan hiçbir şeyi beğenmedim. Bu zaten benim pantolonum. Çekim için arkadaşlar elimize pantolonları aldık ki çekime uyar mı diye. Şuraları birazcık toplayalım, ayıp olmasın. Ondan sonra da çıkalım. Artık eve gitmemiz lazım. Geçmemiz çekimimiz lazım. Var. Gidelim. Heyecan geldi ya. Aa bir de bunlar kesiniz. İnanılmaz oldu. O büyük mü sana? Bebeğim büyük mü dedin? Ben bunu çekim dışında alıyorum. Ben bunu kendime aldım. Norot kaptı bunu benden. Yeni aldım. Evet. Bir de arkadaşlar şunu aldım Akademiya'dan. Bu şöyle. Sütyen gibi ama değil. O hoşuma gitti. Gözlüğümü de taktım. Burada bir toparlayıp sonra çıkalım derim ben. Hazırım ben çekime. Şimdi size kısa bir göstereceğim. Sonra makyaj için Gülşah geldi. Onun yanına çıkacağız yukarı. Ondan sonra bir etrafı toparlayacağız. Pelikten bir şeyler söyledim. Onlar gelecek. Ev giyinme odamı zaten toparlamıştım. Gösteriyorum size şimdi. Evet dostlar. Jacques Mus'tan bir tane şöyle bir gömlek aldım. İçine şu Dior kolyeyi takmayı düşünüyorum. Altına Akademiya'dan aldım şu pantolonu ve şu Bottega ayakkabıları. Bakalım nasıl olacak. Sonra Balmain'den şöyle bir takım aldım. Bunu altına şunu giymeyi düşünüyorum. New Arrivals'dan bir tane takım geldi. Bu altına şu Garnier botları düşünüyorum. Ondan sonra cuma ben bu takımı gerçekten size abartmıyorum. Bir tane videomda giymiştim. Alışveriş yapıyorum videosunda. Arkadaşlar bu takım bana girmemişti. Sen o karşısına ki az önce ne olduğunu biliyor musun? Adama dedim ki bu dedim pantolonun dedim üst bedeni bu kadardı. Daha büyüğü yok dedi bana. Bu pantolon bana olmamıştı. Ve hatta Beymen'deki adıma şey falan demiştim. Nasıl yani bunun daha büyük bedeni yok mu falan demiştim. Çünkü bu 26 zaten. 27. 27 beden bu ama gerçekten kalıbı çok dar. Neyse ben bunu denemiştim olmuştu ve şey demiştim. Aa ben 27 beden mi olmuştum deyip çok üzülmüştüm. Sonra hırs yapmıştım. Demiştim ki ben buna gireceğim. Göreceksiniz. Ve sonra zayıfladım. Girdim şu anda. Göreceğiz dedim de bugün. Bunu üstüne şu Prada tokayı takarım diye düşündüm. Şöyle bir crop üstüm var. Şu Prada'dan da küpeleri takarım diye düşündüm. Böyle tatlı olsun diye. Bottega ayakkabıları giyerim dedim altına. Şunu bu Miu For All'dan geldi. Ya bunda çok kararsızım. Ya bunlar ya bu şortlu bu arada bu takım. Şortu da var. Ya bununla bunları takacağım ve şu off-white'ları giyeceğim çünkü gümüşle gümüş uyuyor. Ya da bu arada içine şu crop var. Bunları takacağım. Ve şu Balenciaga terlikleri giyeceğim. Çok kararsızım, buna bakacağız. Sonra şurada da bir Missoni elbise var. İnanılmaz güzel bir elbise. Şöyle diyelim şöyle kolsuz. Şurada şöyle küpeleri var onun. Çantayı takarım diye düşündüm bunun üstüne. Altına şu terlikleri giyerim diye düşündüm. Nasıl fikir? Şunları şöyle bakacağız. Ondan sonra geldik. Burada da yine bir Missoni'den takım var. Şu minik küpeleri takıp hatırlıyor musunuz? Bunu beraber almıştık Atiko'dan. Şu terlikleri giyineyim diye düşünüyorum. Evet kombinlerimiz bunlar. Zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zaten benim 6 kombin yapmam gerekiyordu. Bir tanesi garanti olsun dedim ve öyle yaptık. Ama giyinme odamı da düzenledim. Zaten onu biliyorsunuz. Ve bu alanı arkadaşlar siz benim evimin alt katını biliyorsunuz. Tamamıyla gereksiz bütün eşyaları çıkarttım. Gösteriyorum en son nasıl olduğunu. Şuraya bir çiçek gelecek. O zaman göstereyim. Dur aşağı önce göstereyim. Şurada da ayakkabı köşesi var. Bunlar da hani olur da çekimde son dakika lazım olur ayakkabı köşesi. Ve giyinme odama giriyoruz. Böyle. Şurası şöyle çantalar. Yine şurada da bir çanta köşesi. Aşağıda şöyle. Taraaam. Zaten bu odayı 20 kere gezdim. Sonra takılarımı yine böyle ortaya bıraktım. Burada benim bir tane canım Ömer'imin aldığı vardı. İyi, Ömer aldı bana bunu. Ondan sonra şöyle bir giyinme köşesi. Şurada zaten şapkalar. Şurada kıyafetler. Her
Her şey hazırda şu anda. Dostlarım şimdi hemen yukarı çıkıyorum. Gülşah geldi bana makyaj yapacak. O makyaj yaparken ben de Instagram'da koymam gereken bir şeyler var. Onları koyacağım. Ondan sonra zaten yavaştan başlıyoruz. Stres oldum birazcık. Saat 10.30 oldu hemen. Saat 12'de gelecekler. Bakalım göreceğiz. Kimler gelmiş? Gömleğim çok güzel bu arada. Gömleğimi çok beğendim. Gülşah bize taşınıyor. Gülşah bize taşınıyor. Bavulunu aldı. Ondan sonra dedim eşyalarını getirsen bayağı evi taşımışsın bu arada. Hep öyle. Kaplumbağa gibi. Evet. Sırtımda dolaştırıyor. Gerçekten. Başlıyoruz, hazır mıyız dostlar? Ay. Gülşah Hanım saçımızı yaptı. Şimdi makyajdayız. Konuşma. Böyle azar da yiyoruz işte, görüyor musunuz? Karıştır aşkım. Benim canım kahve çekiyor. İçelim. Arkadaşlar bir malzemeler getirmiş. Şimdi dönüm gözlerimi yaşardı. Bırakayım yarısını sana. Şu kadar bunlar hiç bitmez değil mi mesela? Bir sene bitiyor, nasıl bitmiyor? Her ay fondöten alıyorum ben. Ne? Evet. Önce ürünlerimizi sürmeye başlayalım Gülşah. Sevgiler. Minik tatlı tariflerle. Gülşah'ın psikolojisini bozduğunu yemin edebilirim. Az önce makyaj yaptım, böyleyim. Gülşah çok beyazım şu an falan. Çünkü biliyorsunuz hava sıcak ama ben sabrını veriyorum işte bir şekilde. Bu konayım şu an. Yavaş yavaş hazırlıklar başladı. Size herkesi tanıştıracağım birazdan. Günlerimi hazırlanıp anlatacağım her şeyi ama makyaj şu anda böyle. Güzel bence yani. Ben herhalde. Herhalde yani, söylüyoruz şimdi. Gülşah yaparsa güzel oluyor. Şimdi böyle tabii çok biliyorsunuz ki çok çekim çekim oluyor. Ama yenince ne kadar güzel bir kız diyeceksin. Arkadaşlar çekim tüm hızıyla devam ediyor. Sizi şuraya koyuyorum, kusura bakmayın. Elinizde çok kimse olmadığı için şu an çekemiyorum. Şu an içim çok açık. Şöyle bir bluz. Jacquemus'tan bu. Şimdi arkadan gideceğim ve çekime devam edeceğiz. Evet, çekime devam. Dönüyorum. Kocaman kocaman saç güzel oluyor sende. Eğil. Hadi bakalım. Kendimi gördüm dar arada. Oo. Heyecanlandım şu anda. İnsan bir kendini görünce heyecanlanıyor. Aa, benmişim. Yani dedim ki kim? Aa, çok güzel. Bayağı hoş duruyor bence. Kareler süper. Yerler de çok güzel olmuş. Bununla süper oldu. Ellerinize sağlık. Harikaydı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çekimimiz bitti. Evet, siz gitmeye hazırsınız galiba. Birazını bırakayım ister misin? Çok teşekkür ederim. Kenarından kesebilirsin. Terzime ilgimi çeken aletler biliyorsunuz. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz her şey için. Rica ederiz. Ne kadar sizi unutsak da sürekli. Affınıza sığınıyoruz. Bir insan sürekli mi? Çekim bitiyor, ben backstage için böyleyim. Ha tamam, artık bittiyse devam edelim falan. Meğer backstage kalmış ama siz bunların farkında değilmiş gibi bir durum olmuştu. Olsun. Nasıldı sizce çekim? Çekimcilere öyle evlat muamelesi yapmayalım. Nasıl geçti? Nasıl çıktı görüntüler? Bence çok güzeldi. Çok iyi bir backstage olacağını aynen, düşünüyorum. Aynen, çok eğlenceli bir çekimdi. Bence de çok keyifliydi ya. Hava güzeldi, keyfimiz yerindeydi. Şükür, müthiş geçti. Dostlarım şimdi çekim bitti. İnanılmaz keyifli bir çekimdi, yemin ediyorum. O kadar içime sindi ki bütün fotoğraflar, kombinler. Güzel ayarlamışım hakikaten. Kendime gurur duydum bu yüzden. İyiydi yani ama birazcık yoruldum. Şimdi saat 5.30 falan, böyle evde chilleyeceğim. Dostlarım izlediğimiz görüntülerde full dergi hazırlanma, dergiye çekim süreciydi. Şimdi ise dergi çıktı. Size dergiyi göstereceğim. Beraber inceleyeceğiz. Öncelikle kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Benim hayatımdaki ilk dergi çekimi, bu işim mesleğimle alakalı ilk dergi çekimi yine Harper's Bazaar'laydı. Adada, Kınalıada'da bir çekim yapmıştık. Benim için inanılmaz heyecanlıydı. Böyle hani farklı bir deneyimdi. Ve şimdi 3 yıl sonra yine farklı bir alanda, farklı bir Harper's'ın köşesinde yer almaktan dolayı kendime çok böyle tatlı geldi yani. Böyle görünce bir hoşuma gitti ve 3 yıl önce döndüm bir. Hazırsanız gösteriyorum. Bu arada derginin fotoğraflarını ben paylaştım şimdi Instagram'a. Bir sürü kişi o kadar güzel yorumlar yapmış ki çok güzel olmuş, kombinleri çok beğendim diye. Aslında burada dergide biz çekerken benim dolabımdan, benim gardırobumda neleri kombinliyorum, nasıl giyiniyorum ve onu böyle hani yansıtan bir çekim olmuş ve gerçekten de kombinlerimi beğendim. Bronz tenimdeyken çekim olabilseydi ama buna da şükür ne olacak yani. Çok güzel olmuş bence. Hayatımda ilk defa kapak olduğum bir dergi olacak. Onu da fotoğraflı. Dergi henüz daha çıkmadı. Onu size sonra göstereceğim. O da benim için çok heyecan vericiydi. Neyse ben uzatmıyorum artık. Hadi Harper's fotoğraflarını gösteriyorum. Arkadaşlar neye bakıyorlar? Hemen size göstereyim. Ooo, Harper's Bazaar'da bir çekim kaya. Bu kim? Bu is this? Vay 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 vay. Vay be Sibir. Bayağı güzel bir kız.
Aha burası çok güzel çıkmış. Şu an. Ay benim cildim beyazlamış ya. Bronzlu mu gitmiş benim? Evet sen çok açılmışsın. Sus be. Aa, cidden mi? Bir güneş yüzü görmemiş. Ayşe bir şey diyeceğim. Şöyle bir sorum var. Ben bronz olduğumu düşünüp bu akşam giyeceğim elbiseyi sarı renk almıştım. Ben beyaz da değilim. Ben pudrayla geri bronzlaşırım. Sen her türlü biliyorsun. Arkadaşlar Sibel Çetinkaya olmak. Dostlarım şu an kuaföre geldim. Bu iki gün boyunca önemli bir davet var. Bir tanesi nikah gidiyorum bu akşam. Bir arkadaşım evleniyor. Yarın da kuzenim evleniyor. Onun şavuru var. Evde kalan görüyorsunuz. Bir de ailesi beraber. Sibel mi? Aynen. Sibel bir tanesi. Sibel mi? Sibel. Diyeceğim Sibel bir tane olabilir de Sibel sadece bana özel yani. Arkadaş ya bugün de şey arıyor beni kurye. İdil Hanım. Evet. Nasılsınız? İdil Hanım değil mi? Evet İdil Hanım falan diyorum artık. Artık. Bana da deme yani artık. Bana Ayşe Gül diyorlar. Ayşen diyorlar. Ayşe diyen çok az. Ayşe de en kolay isim. Evet. Yani. Türkiye'de Ayşe. Aynen. 7 milyon Ayşe vardır yani şu an sadece İstanbul'da. Tabii. Hakikaten açılmışsın ama biliyor musun? Ayşe sus tamam. Üzme beni. Özkan abi önce şu beyazları yok edelim. Arkadaşlar beyazım var ya. Ben inanamıyorum. Abi ben beyaz saçlı. Arkadaşlar Sibel'in saçını ısrarla boyamayacağım. Tamamen orijinal bir saçı var. Özkan bu arada ben saçımın rengine bir cila atmaya da okeydim biliyor musun? Tamam ben sana bırakıyorum. Şu an saçlarımı kestiriyorum bu arada. Özkan abi keçik uçlarından. Yani normalde başka bir kuaföre gidip şey demezsin mesela. Size bırakıyorum demezsin. Özkan abiye geliyorum oturuyorum ve hani o kendi sihirli elleriyle bir şeyler yapıyor. Şu maskesiz günlerimizi özledik Özkan abi. Evet, mimini bile göremiyoruz. Bir yandan da hanımefendini benim ayaklarım. Bugün gerçekten hizmette sınır yok. Bayağı güzel duruyor gerçekten. Özkan abi anlık saçımı kesmiş bulunmakta arkadaşlar. Şimdi saçlarım yıkanacak ve göreceğiz bakalım nasıl oldu bilmiyorum. Hadi arkadaşlar saçlarım yıkansın görelim. Sonra manikür pedikür biliyorsunuz tırnağımın şekli şu anda bir Allah'a bakıyor bir bana. Böyle çok fena. Saat 3'te buradan çıkıyor olup ya yetişiyor olmam lazım. Nasıl yetişeceğiz ben de bilmiyorum. Ooo! Arkadaşlar şu an kendimi aşırı ünlü hissediyorum yine. Fazla işlem oluyor Sibel Çetinkaya'ya. Sizce ben bugün nikaha geç kalır mıyım? Benim tanıdığım Sibel bugün hiçbir yere geç kalmayacak. Heyecanlandım. Aman tanrım. Kamerayı açtım. Ne göreyim? Ah. Arkadaşlar saçımı maşa yapmaya karar verdik. Bu arada saçlarımın kesimi bence çok güzel oldu. Ben böyle kısa istiyordum biraz. İstediğim kısalık buydu. Böyleli mi? Hayatta herkes hayır der. Beni takipçilerim benim Özkan abi benim aksesuarım saçım. Böyle laflar var ya. Saçım benim aksesuarım. Yürü git ya. Aşırı güzel oldu saçım. Özkan abi göster bana. Zarif bir bayan gibiyim adeta. Bence çok hoş. Ayşe Hanım bakalım bugün Sibel Çetinkaya'ya. Evet. Ne gibi bir makyaj? Ayşe bak elbisemi göstereyim mi? Bak elbisem şu. Böyle. Oh my god. Çok iyi. Çok bugün fresh makyaj yapacağım. Lip gloss bir kere bunun şeyi değil mi? Sen bana bırakın. Tamam sana bırakıyorum. Arkadaşlar Ceylan gibi bir şeyim. Beni kaç dakikada çıkarırsınız? 5 dakika. Çıkarmıyorum. Çıkarayım mı 5 dakikada? Var mı boyanacak başka yer? Ablam boya ablam. Arkadaşlar Ayşe gözümü öyle bir yaptı ki Kendall Jenner gözü yani. Kimmiş o be zaten? Kendall? What? I'm sorry. Ayşe'nin bir tane kırmızı ruj resmim var. Güzel değil mi? Suratın nedir o yandan çekilmiş. Aynen anladım. İnanılmaz. Arkadaşlar o kadar beğendim ki makyajımı. Muhteşem oldu. Şu an hemen eve gidip hazırlanmamız lazım. Uçuyoruz. Hadi gittim. Evet arkadaşlar şu an eve geldim. Narotlara geldim daha doğrusu. Acilen giyinmemiz lazım. Ne giyeceğimi falan size göstereceğim. Elbisemiz şudur efendim. Elbisemiz budur. Şimdi bu giyilecek. Buna strapless sütyen falan da lazım. Buyurunuz. Altına da bodoga ayakkabılarım. Şunlarım. Ondan sonra takılarımız geliyor. Takı olarak yine ondan şu küpeler var. Tam olacak buna. Tata diyor beni çağırıyor. Sana bu saatim yüzüğüm. Alo. Gelmek mi istiyorsun? Bir de şu diyor takacağım. Geldi kim geldi? Kim geldi buraya? Leo giyineceğim tamam. Tata'nın hazırlanması lazım. Dur Leo tutma onu. Arkadaşlar vlog kamerasını alıyor. Tutma onu düşer. Dın olur. Leo bir getirsene elini. Bakayım Leo. Ver bakayım onu bana. Dur bakayım bir dakika dur. Açık bir tane açık. Gel bir de beraber fotoğraf çekelim. Evet arkadaşlar giyindim. Elbisem bu. Saçımı açtım. Saçım bu kadar kısa. Bayağı kısa bu arada. Normalki saçıma göre falan bayağı gitti bence. Elbisemi gösteriyorum. Tararara. Bu da ayakkabılarım. Küpelerim aşırı güzel Nino'dan. Ondan sonra makyajımda bir minik bir solukluk mu var diye düşünüyorum. Ve saçımı açmalıydım yoksa yandan mı şöyle toplamam. Böyle de hoş. Çok
farklı iki insan olurum arkadaşlar ben saçla. Bir de bu ara kolye çok fazladır, onu takmıyorum hiç. Küpe, saat, bir tane şey. Bence böyle çok zarif ve yeterli. Çünkü ayağımda da şey var ya, ayağımda da ay, zincir var. Şimdi bundan çanta almamız lazım. Narot'tan çanta ve gözlük alacağım. Çünkü gözlük almak için çanta da uymuyor kıyafetle. Narot'u arayalım. İnşallah yetişeceğiz. Biri Leo'ya şey diye de yapmış. Leo sevgilim var mı? Şu anda Burak enişten beni eve bırakacak. Böyle bir enişte Allah herkese kısmet etsin. Burak beni Kuruçeşme'ye bırakacak. Ondan sonra hemen gideceğiz. Acilen koşacağız. Burak sen var ya bunu yaptın ya. Sana var ya neler yaparım ben şimdi, sen bekle. Aksi muamelesi yapıyorsun. Harikasın sen, harika. Muhteşem enişte. Incredible eniştesin. Ben de geleyim mi? Hadi gel hadi. Ya böyle geleyim. Hadi gel ben gidelim hadi. Leo sen de gel. Burak Bey teşekkür ederiz bu yolculuk için. Narut'un gözlüğünü aldım biliyorsunuz. Cheers. Mutlu musunuz? İlk defa sosyalleşiyoruz. Ha, videoya çekiyoruz. Bu arada Ömer nasıl alıştı biliyor musun kameraya? Ben normalde açtığım zaman Ömer'in yanında konuşamıyordum şaka değil. Şimdi böyle herkese merhaba falan yapıyorum. Cheers. Ne kadar güzel olmuş ya. Evet sanırım beğendin mi? Muhteşem olmuş arkadaşlar. Çok tatlı. Arkadaşlar gerçekten bu bir denk geldi benim için. İkinizi de çekiyorum şu anda. Pazarda ve ailemle beraberdik ve şimdi böyle aileden birilerini görmüş gibiyim diyorum. Gerçekten muhteşem fotoğraflarda bunu ayrıca söylemek istedim. Bay bay. Bu güzel akşama, bu özel ana, kah töreğine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Nazlı Çarmıklı Hanımefendi, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan tamamen özgür iradenizle ve kendi arzunuzla Sayın Murat Gezer Beyefendi ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Murat Bey'den daha kuvvetli bir evet bekliyoruz. Gelecek, gelecek. Sayın Murat Gezer Beyefendi, Sayın Nazlı Çarmıklı Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Dostlar, diğer hafta sonunun cumartesi gününde Cemil Reis'le beraberiz. Bugün Cemil Hanım benden bıkmış bir şekilde benim yüzümden geç kaldığımız bir shower'a gidiyoruz. Mutlu musun? Güzel kadın ya. Geç şu kadının asilliğine, için. Güzelliğine, muhteşemliğine bir bakmak isteyin. Şoför ama yani var ya, adamı da burada vallahi oynatır oymuyum. Vallahi durduğu yerde taksilere yapıştırır lafı, ne yapıyorsun ya diye. Gidiyoruz şimdi, yoldayız. Şöyle bir şey giydim Muse for All'dan. Sucakmış. Şey taktım, gözlüğümü taktım. Bu gözlüğü yemin ediyorum ezberledik. İyi ki bir almışım yani gözlüğü bu. Ama yakışıyor bana. Evet. Çok acıktım bu ara, ben kahvaltı da yapmadığım için. Biliyorsunuz zor şartlar içerisinde buradayım ama. Dursana Leo şuraya. Ne yapalım? Nereye gidelim? Bu arada ben senin kıyafetine bayıldım. Öyle dursana Leo, bu fotoğrafını çekeyim. Narot Leo ile sizi çekeceğim. Geçin. Kuşa bak, kuşa bak. Burada mı? Al Narot. Gel bak şurada. Otur. Arkadaşlar Leo'yu nasıl kandırıyoruz görüyorsunuz değil mi? Cik diye ses çıkaracak. 2-3. Otur Leo, otur. En huzurlu olduğu ortam neresidir? Evet, bir alkış daha alalım. Bir alkış daha alalım. Arkadaşlar şu anda damatla ilgili bütün bilmesi gereken soruları soruyor. İşte damat hangi rengi sever? Aynen, kaç işte, çocuk istiyor? Kaç çocuk istiyor falan. Onları cevaplıyor. Eğer cevaplamazsa da ceza olarak sakız açacak ağzına. Leo, ne aldın? Aferin. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Ay, babaanneme bakın. Umarım bu yeni hayatınızda çok mutlu olursunuz Erenler. Yine böyle mutlu ve böyle doğru bir işle yaşadığınız için önceki sınavına çok çok mutluyum. Bundan sonraki hayatınızda hep sizi bulsun, en güzel dinleriz. Hep beraber sıkmanızı elinizi bırakmayın. İkiniz de kocaman bilmem. Öpüyorum. Mama ben şunu bırakıp gidiyorum. Ne kadar hoşsun bugün. Allah Allah. Aşırı beğendim seni. Daha çok böyle bu renkler sana çok yakışıyor. Yakışıyor. Hadi bay. Narot, söylemek istediğin bir şey var mı? Bu vlog sen kapat. Tamam canım takipçi.
dinleyicilerim. Hadi takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar hadi Narot bu arada yavaş yavaş bizim ailedeki bireyler. Narot daha çok story koymaya başladı. Alek daha çok kendince. Bir saniye. Evet alkış. Mamacım sen de ne meraklıymışsın. İnfluencer olaymışsın sen ya. Sen influencer olaymışsın. Tamam gel videomu kapat gel. Güzel suratını ve güzel gözlerini gördüğünüz için evet. Narot sen de gel. Evet. Teşekkür ediyorum. Ne teşekkür ediyorum. Takip devam edin lütfen. Jermin Rey istiyorlar sana. Jermin Rey istiyorlar. Evet. Yani. Söylemek istediğin bir şey var mı peki? Gençlere bir ufak bir tavsiye, bir cümle tavsiyesiyle seni bitirelim. Dün de bir nikah hep verdim umutlu ben. Olsun. Allah razı olsun umutlu. Ya. Kızım gönderemiyoruz karamsar tabii diyor. Olmasın. Bir gün evleneceksiniz. Umutlu bir gün siz de evleneceksiniz. Kendilerini bulsunlar yani. Mutlaka içlerinde bir çocuk var. Onu lütfen ihmal etmesinler. Benim gibi. O çocuk onları kurtaracak. Ay. Geliyor. O çocuk kim? O çocuk. Gözlerim yaşarıyor Boğan'a ömürlük kaydet ileride çocuklarına böyle. Arkadaşlar Alek'le beraber oturup film izleyeceğiz ama ondan önce Jermin Reis pijamasıyla vay kadın vay kadın sen ne güzel bir kadın. I'm the queen yazıyor ya ben diyor bu evin diyor kraliçesiyim reisim diyor ya. Ben de king'im ben. Bende de I am the Star Wars hadi bakayım. Evet ben size yardım edeyim madem. Size odamı göstereyim mi? Bakın burada Marvel koleksiyonlarım var. Burada fil kaçmış. Sonra kumbaram var. Kütüphane var. Acayip fazla nasıl var. Ve SpongeBob'um var. SpongeBob. Sen her gece bunu yastık kullanarak uyuyorsun. Evet Alek bir şey diyeceğim. Ben bazen Alek'in yatağında uyuyorum geceleri. O SpongeBob'u görünce ödüm vallahi şeyime karışıyor. Bir bakıyorum SpongeBob bana böyle diye bakıyor. Korkuyorsun değil mi? Ben bir tırsıyorum evet, herhalde. Ha arkadaşlar size madalyalarımı göstereyim. Böyle bir de kupalarım. Bu benim tenis ikinciliğim ve yılın en iyi kardeşi. Bunu Sibel doğum gününde verdi. Yılın en iyi kardeşi. Ay evet. Tatlıyım ya. 3 sene oldu. Yılın en iyi kardeşi. O kadar etkilenmişti ki ay aşkım. Ben bu kamerayı tutmaya hala alışamadım. Arkadaşlar eğer şey o an sahneler varsa sallanan bir link Alek tutuyor. İşte kamerayı döndür bak bir sınacı görsün. Hemen. Arkadaşlar. Ay tövbe yarabbi tövbe yarabbi. Ver ben buradan tutayım. Oh. Delireceğim. Son kere atıyorum. Allah kahretsin. Hadi good night. Good night smacı basın. Ojelerimi çıkardım. Good night smacını göster. Oha. Dostlarım günaydın. Günaydın. Uyanamadım ben tabii ki daha. Annem de bıdı bıdı konuşuyor vay efendim vay. Şunu aldım ben. Nereden aldın takımı? Ne güzelmiş. Ondan da bundan. Bu arada takımım çok güzel evet. Hep sana. Bize bir şey yok. İnfluencer olan benim tatlım kendine al. Şu an Narot'lara kahvaltıya gidiyoruz arkadaşlar. Lilik orada. Kahvaltıyı manjeriden eve söyleyeceğiz. Böyle ekstra güzel bir sofra falan beklemeyin. Önemli olan Leo ile olmak aşırı acıktım bu arada. Sen tabii kahveni içtin. Pantolonun da ama böyle 70'lerin şemsiyelerine benziyor. Kaç senelik pantolon Sibir? 5 senesi var. Ne düşünüyorsun? Evet Leo'yu göreceğim için çok mutluyum. Heyecanlıyım. Sabahın köründe uyandım. Beni de uyandırdın. Yerim onu ben. Gözümde tutuyor vallahi. Tatilden sonra İstanbul'da olmak nasıl bir duygu? Ya kötü değil ya. Ne olacak? Annem için gülüşü var ya arkadaşlar. Aynı bana çekmiş. Niye sen de mi yapıyorsun? Ben yapıyorum. Ondan insanlar daha geçiyor. Ha, bilmiyordum. Sen bir yap bakayım onu. Hayır bu gerçek gülüşü. Sibir'cim yani olursa çıkar. Ferin. Ver bakayım gözlüğü. Annem arkadaşlar inanamadım. Bana şöyle dedi. İnerken gözlük aldı. Tamam dedim ben de gözlük aldım. Sana unutmuş muydun dedim. Yok benimki eskide fotoğraf çekilirken yeni gözlüğü takayım diyor. Tam bir influencer. Heyecanlı mısın ya? Çok özledim ya. Deliye bak herhalde. Aaa! Ay aşkım benim seni yerim. Lilik! Lilik! Bu ne şimdi? Şoktayım. Yapıştın arada. Tamam anladık Allah aşkına. Aşk olsun Leo. Ne haber şişko? Leo sen kilo almışsın. Pişt! Dobişim benim. Ay nasıl özledim seni Leocuk Bey'i? Orar. Parkta ne yapıyorsun Leocuk sen? Orar arkadaşın ya. Var mı parkta? Orar. Kim arkadaşın? Kimi? Leo. Ne var Leo? Yanak Bey, Yanak Bey. Senin arkadaşın? O canım. Boşan, boşan, boşan. Ha parçaladın çocuğu. Bu arada üstümüz aynı aşırı tatlı duruyor. Aynı renkleri giymişiz şaka mı? Bak gülüyor o da. Alek'e gidelim mi Alek'e? Nerede Alek? Yok Alek. Ay delireceğim. Ne yapıyorsun sana? Kulu 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 mu yaptın sana annen dede? Düşününce öyle oluyor. Loading. Ama çocuğun psikolojisi bozuldu. Ne oldu Leo? Leo Sibil nerede? Ay evet. Cici mami nerede? Mama nerede? Mama. Ay. Ay. Bacık ver mamaya. Sibil'e de bacık ver. Bana da bacık ver.
Tamam, bir şey sorabilir miyim? Burada ne var ayağında? Çorap bakayım. Yok. Bunu da çıkaralım mı? Hoppa. Yürüm o güzel ayakları denge. Sen mi çekeceksin? Leo, tişörtün çok güzel. Let today shine. Oh my god. Yaşamadım be. Sundays. Ne? Lilik tokadı. Lilik. Leo, sen ünlü bir Instagram fenomenisin gibi gül. Leo, ünlüsün. Ay aferin. Ay gül. Ay aşırı tatlı çıkıyor. Hadi şimdi siz beni çekeceksiniz Leo'la. Bir anda görürsün. Şimdi dışarı geldik, kahvaltı yapacağız burada terasta. Leo sosyalleşiyor arkadaşlar. Gel Leo. Çek, çek bakalım. Ay çok tatlı. Vay 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 vay. Pazar pazar vay 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 vay. Leo, sunset time yazıyor üstünde. Sunset time Leo gülüyor ya. Leo çak, Leo bıçak. Oğlum aklın fikrin yemekte ya. Teyzene çektim. Baksana tabaktan çıkıyor. Allah Allah ya. Afiyet olsun Lilik. Yanaklara bak abi. Yerken yanağına bak Leo. Let today shine. Keşke biri bana da üzüm verse. Sen nasıl? Bak bak. Paçık paçık. Narotlardan çıktım, eve gidiyorum. Oturduk Narotlarla, birazcık iş konuştuk. Hey guys, I just came home. I have to speak English because I'm teaching English lesson to Alec. Alekcim, how can you talk to me like that? Hi. Okay, I just came home and we're gonna have sleeping tea, kids tea, yeah. And we're gonna work on his English stuff, boring stuff. When you open the camera, you are speaking with Aksan. Canım, I can make it without Aksan also. Is this in vlog? I'm vlogging, yeah. Siz bunlar bu hareketi yapabiliyor. Do you know, you can't speak Turkish. Okay, yes. Alek has an English homework and English very important exam. And we're gonna work on that tonight. Alekcim, what are you doing here? I'm exhausted, yani seriously. Give the camera. Come on, Hanana. Hanana, yeah. Sibir, can I say something? With glasses, you look like a teacher. English teacher. Hi, my name is Aysel. I'm a Turkish teacher. Okay, guys. I just made my tea. And I'm gonna put this on my cup of kids tea. Oh, by the way, we're making some corns, guys. Very exciting for us. Sizin çok cringe oluyor. Arkadaşlar şaka bir yana kendini böyle havalı sanan tipler oluyor arkadaşlar. Hey guys, welcome to my vlog. It's Simul Çeriken, Alec Çeriken'le mix. Sen bir şey söyleyeyim, ciddi değil. Şakasını yapıyoruz, yanlış anlamasın. They know me ya. Ne? Çok iyi. Do you wanna eat it? Alekcim, I'm on diet. I can't eat some corns. I'm sick of it ya, I'm sick of it. Guys, we're still working on English. Very hard by the way. It's about poems. Arkadaşlar bu arada bilerek İngilizce konuşuyorum Alek'in yanında. İngilizce konuşturmaya alıştırdığımız için. Türkçen gitmiş. Alıştırmaya çalıştığımız için. Çalışıyoruz şu anda. Arkadaşlar bugün bu ders çalıştıralım da bir Alek'le uyuyalım sonra. Biz bir saattir çalışıyor muyuz? Yok ama daha çalışacağız. Daha çok işimiz var. Arkadaşlar bana YouTube kanalı açıyoruz. Bana YouTube kanalı açacağız. YouTube kanalı açıyoruz. Instagram'ım 3000, YouTube'um 50 milyon olacak. Şimdi Alek'i YouTube kanalı açacağım arkadaşlar. Çünkü Alek'i de bir YouTuber yapmaya karar verdim. İleride sivil mesleğimi yapacağım. Hazır ol. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Evet. Çok heyecanlıyım. Senin mesleğini hep yapmak istemişimdir. Önce ben sana montaj yapmayı da öğreteceğim bu arada. Montajları sen kendin yap istiyorum. Ben de yarın sana kanal fotoğrafı falan koyduracağım. Dostlarım, canlarım, bir tanelerim. Beni izlediğiniz ve bu videomun da sonuna kadar geldiğiniz için çok 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 teşekkür ederim. İki gündür farkındaysan sadece nikah ve düğüne gittik. Nikah ve Ayşe Çağur'a gittik. Allah söyletti. Ama benim için de çok keyifliydi. Güzel oldu yani. Bay bay. Sizi seviyorum. Ay pasta geliyor. Ama arkadaşlar vlog kapatmam lazım yoksa yarın yetiştiremeyeceğim. O yüzden gittim. Hadi bay.